Tatil ve gezi rehberiniz Gezinet'in sunduğu reel sektör devam ediyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin lider seramik markalarından Yüksel Seramik, tüketicilerin karşısına yeni ürün ve modellerini sergilediği yepyeni bir görünümle çıktı. Firmanın reklam filminde ise ünlü sunucu Sabah Tümer ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tümer Metin oynuyor. Dünyada en fazla seramik üreten ülkeler arasında seramik karo imalatında 9. bu ürünlerin ihracatında 4. sırada yer alan Türkiye, seramik sağlık gereçlerinin üretimini ve ihracatındaysa Avrupa'da 1. sırada yer alıyor. Mutluhan Holding 11 şirketiyle hizmet vermekte. Benim yapımda hiç zarar eden firma olmamıştır. Bu firmalarımızın içinde inşaat sektörü, teknoloji, otomotiv, yedek parça, servis, otelcilik, seramik, ihracat, ithalat, dış ülkelerde de inşaat yapmaktayız. Mutluhan Holding kendi bünyesinde diğer şirketler olduğu gibi seramik sektöründe de Türkiye'nin sektörde oyunculardan en iyi olanlardan bir tanesi olmak istiyor. Tabii ki bizler de bu sektörün duani bir ekibiyle çalışmaktayız. İhracatımız olsun, iç pazardaki iş ortaklarımız olsun, onlara tedarik açısından en iyi olmak istiyoruz ki belli marketlerdeki yerimiz de en iyi tedarikçi rolünü almış durumdayız. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Yüksel Seramik olarak biz 2007'den sonra 3,5 milyon metrekareden bugün 12 milyon metrekare hedefledik. 2013-2012 hedefimiz %100 demiştik. O hedefimizi tutturduk. Allah'a şükürler olsun. Bu yıl için de %30 büyümeyi hedefledik. 2014 yılı olarak. Ne tesadüftür ki iştirakçılarımız da %30 artış göstermiş. Bu %30 artışın ziyaretçilerimizin de %30'u artmış anlamına gelir. Bu da ülkemiz adına güzel haberler oluyor anlamına gelir. Sektörümüzün bugün fuarı gezdiğinizde gördüğünüz gibi hepsi kendini çok yenilemiş. Yenilemeye de devam ediyor. Geçmişte de bizim iddialarımız ve sektöre olan güvenimiz bugün bunu göstermektedir. Ben inanıyorum ki Türk seramiği dünya lideri olacak ve olacağına aday olduğunu bugünkü fuarda göstermekte. Koyu bir Fenerbahçeli olan başarılı iş adamı sahibi olduğu Yüksel Seramiği, Türk seramik sektörünün önde gelen şirketler arasında önemli bir oyuncu konumuna getirdi. Ar-Ge bölümümüzü çok kuvvetlendirdik. Yalnız Ar-Ge bölümümüzün ile bırakmadık. Teknolojiden de yararlanarak bugün gördüğünüz bu ürünlerimizin bütün hatlarında dijital baskı mevcut. Ayrıca kalıptan, bordür dekor üretimden tutun, blotter'ında renkli ürünlerin, örneğin resminizi şu anda basıp anında seramik üzerinde dekor olarak görebilirsiniz. Teknolojimiz bu kadar büyüdü. Tabii ki dediğim gibi yani Yüksel Seramik'te sektörde oyuncuların arasında en iyi olma çabasını göstermekte. Biz yapımızda kurum olarak, firma olarak yaptığımız her işin en iyisini yapma yolundayız. Hedefimiz sürekli böyle olmuştur, tarifi böyle olmuştur. Otomotiv sektöründe Türkiye'de 1994-95 yılında Honda hiç satmazken pazar payını
2007-2008 yıllarında %8'lere çıkardık. Tsunami felaketinden sonra tabii Honda da birçok oyuncusunu kaybetti üretici olarak. Düşmeler oldu ama şimdi gene biz aynı şekilde aynı hizmeti devam etmekteyiz. Kurum olarak, firma olarak, kişisel ve kurumumun bugün sektörde hizmet açısında hep destekçisi olmuştur. Birçok Türkiye'de krizler olmuştur ama o krizlerde hiç geriye gitmedik, hiç de çalışanımızı işten çıkarmadık ve yatırımlara devam ettik. O krizleri fırsat bilip yatırım yaptık ve şimdi bu ürünleri bu teknolojide yararlanmamızın da örneğidir. Daha iyi hizmeti de daha bu ürünleri tanıtımı içinde yeni bir film başlattık. İşte şimdi tanıtıma girecek. Bu da bizim krizlerden değil, hedefin ileride olduğunu görmekte. Bu ürünlerimizi sadece üretim mağazalarımızda değil, artık evlerimizde de ekranlarda izlenebilir olmalı. Bayilerimize, mimarlarımıza, değerli müşterilerimize sunmak, gururunu yaşamaktayız. İnşallah 2014 yılı Türk seramiği dünya liderliği yılı olur. İnşallah biz de o oyunun içinde en iyi oynayanlardan biri oluruz. İhracat olarak biz bütün ülkelere, ülkelerdeki oyunculara fuar açılışlarını fırsat bulup davetiyeler yolladık. O davetiyelerin sonucunda birçoğu da rezervasyon yaptı. İnşallah bu 5 gün içinde çok başarılı bir sonuçla çıkarız. Geçmiş dönemlerde de biz bu fırsatları değerlendirdik. Neticesinde gördük. Geçen seneden bu seneye %50 standımızı dahi büyüttük. Hedefimiz büyük, büyük etme devam edeceğiz. 26. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda şirket, markanın yeni reklam filminde oynayan Sabah Tümer ve Tümer Metin'in katıldığı yenilenen yüzünü tanıtarak gelecek döneme ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi. Avrupa ülkelerinden Kanada, Amerika, İsrail, Yunanistan, Libya, Azerbaycan, komşumuz Irak, ondan evvel Suriye, birçok ülkelere buna benzer sayamadığım 53 ülkeye ihracat yapıyoruz. Seramik hijyenik bir ürün, izolasyonlu bir ürün. Dış kaplamada, yer yüzeylerinde, evlerimizdeki salonlara kadar parke görünümlü taş olmasına rağmen %100 parke görünümü vermekteyiz. Tabii ki yatak odalarımızın yatak başlıklarımıza kadar dekore edebiliyoruz. Banyolarımızda, antrelerimizde, salonlarımızdaki televizyon arkasındaki duvarlarında bunların her bölümün ayrı bir görüntüsünü seramikle kaplayabiliyoruz. Seramiğin girmediği evin hiçbir köşesi yoktur. Kullanılmayacak hiçbir köşe de yok ayrıca da. Hakikaten çok farklı. Yani duvar kağıdı dahi seramik olarak ben size sunabilirim. İftar edilecek bir konu bu. Türkiye'deki birçok firma, yabancı markalarla da işbirliği yapıldı. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Venus gibi bir İspanya devi ile bir ortaklık yaptık. Ve çalışmalarımızda karşılıklı çok başarılı bir şekilde gidiyor. İnşallah daha da iyi olacaktır. Şimdi Türkiye'nin her ilinde Yüksel Seramiği bayilik vermekteyiz. Bayi olan illerimiz var. Boş olanlarda da yeni müracaatlar oldu. Onları değerlendiriyoruz. Ayrıca da bölgesel olarak belli bölgelerde de Yüksel Seramiği'nin kendi showroomlarını açıyoruz. Mimarlarımıza,
müşterilerimize, müteahhitlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük projeleri takibi açısından showroomlarımızda görsellerimizi göstermekteyiz. Değerli müşterilerimizin orada daha yakın, daha hızlı bütün ürünleri bir arada bulacak sergiler açıyoruz. Şu anda Kuşadası'nda, Didim'de, Söke fabrikamızda, Kartal'da işte Avrupa'nın en büyük showroom'unu hizmete açtık ve bundan sonra da devam edeceğiz açmaya. İspanya'nın en önde gelen markalarından Venus Ceramica markasıyla yapmış olduğu işbirliği neticesinde İspanyol seramiklerini de bünyesine katan kuruluş yeni showroom'unda tek yetkili olarak bu markaların satış ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Sanayi çok zor bir iş. Sanayi insan hayatının %90'ını çalıyor zamanını. Tabii geçmişlerde spor kulüplerinde idarecilik yaptım, başkanlık yaptım. Türk Kızılay'ında 10 yıl başkanlık yaptım. Hastane yönettim Kızılay adına. Birçok başka derneklerde de görev yaptım. Şu anda Seramik Federasyonu ve Seramik Federasyonu derneği olan SERKAP, Seramik Üreticileri Derneği'nde görev yapmaktayım. Tabii bir de kendi işimi Yüksel Seramik'in başında hem ihracatta hem üretimde hem de fabrikanın kapasite arttırımında bizzatı çocuklarımla beraber ve yönetici arkadaşlarımla, destekçi olan arkadaşlarımla birlikte başarmaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok iyi, şanslıyım. Çok iyi bir ekibim var. Aykut Bulut gibi bir ürün geliştirmeci, genel müdürüm olarak görev yapmakta. Bunu da kendime bir şans kabul ediyorum. Bu ekibimin desteğiyle Yüksel Seramik buralara geldi. İnşallah daha iyi yerlere getirmek hedefimizdir. Bu hedefimizde de asla vazgeçmeyeceğiz. 2014 yılda bir otelimizin inşaatı var. O bitmekte. 500 yataklı İstanbul'da, Maltepe'de. Onu inşallah hizmete açacağız. Ayrıca da yeni teknik granit üretimimiz başlayacak. Onu geliştireceğiz. Daha iyi ürün gamına girmek için. Şu anda burada gördüğünüz 2500 çeşit ürünümüz mevcut. Ve bu 2500 dışında da şu anda burada gördüğünüz bütün ürünlerimiz yeni. Biz bir aydır, yani bir senedir hazırlık yapıyoruz, bir aydır da üretim yapıyoruz fuar için. Tabii buraya 50 metrekare döşeniyor her bir üründe veya 20 metrekare döşeniyor ama siz 50 metrekare, 20 metrekare üretemezsiniz. Yine 500-1000 metrekare gibi bir rakamlar üretiyorsunuz. Dur kalk, dur kalk böyle uzun zaman fabrikayı işgal eden bir fuar üretim ürünü olmuş oluyor. Ama görücüye çıkan bu ürünlerimizin hangisi müşteri beğen kazanırsa, sipariş alırsak aynı üründe fuar sonrasında üretime girip müşterilerimizin sunumuna kazandıracağız. Ayrıca başka sürprizlerimizde seramikle ilgili sürprizlerimiz olacak. Ayrıca Mutluhan Holding bünyesinde konut inşaatlarımız var. O inşaatlarımızın satışını geliştirip ve yeni projelere imza atacağız. Türkiye gerçekten büyük bir fırsat içinde. Fırsat ülkesi oldu. Türkiye çok gelişiyor. Gelişmeye de devam edecek. Her ne kadar belli siyasi engeller olsa da Türkiye bunu yeneceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'ye atılan adımlar, Türkiye'nin geldiği noktayı pek öyle kolay güçler sileceğine inanmıyorum. Belli uğraşlar, belli siyasi krizler göz önünde. Allah yardımcımız olsun. İnşallah Türkiye bunu da yener.
yoluna devam eder.